Evet arkadaşlar, herkese selam. Bugünkü videomuzda size daha önce Instagram'da da söylediğim gibi Shelby GT350 aldı arkadaşımız. Kadir'i de tanıyorsunuz bu arada. Kadir daha önce bisiklet videolarımızda da vardı. Beraber bisiklet turları yapmıştık. Bir GT350 Shelby aldı kendisi geçtiğimiz hafta. Ve biz de bisiklet videolarına alternatif olsun diye araba videosu çekelim istedik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi GT geldi. Ne var şimdi burada? Orada bir tane Springfield 1911, bir tane Glock 34, bir tane de SIG E-Q10. Çok ayıp. Sen? Göstermeyeceğim ben. Starbucks var. Sende ne var? Biz burada gördüğünüz gibi sehpa olarak kahve. Burada bir not var. Karımız bizi seviyor, yapacak bir şey yok. Hazine nerede? Efendim, şurada mermilerimiz, burada Beretta'mız, ondan sonra şurada bir adet Glock'umuz. Şık olmamış Adidas çantada Glock taşımanda evet, yani. Burada, bakayım şöyle. Bir adet kulağımız. Ne vereyim abi? Şapkanımız nerede? Şurada bir adet. Aa, bu çok şey yalnız. Ateşli bir şey şimdi. Açınca göreceksin. Arkadaşlar, buradan ateşe gideceğimiz için böyle cephanelik gibi gidiyoruz. Biraz önce de Akın'ın arabadaki de çekmiştim. Yanlış anlamayın yani. Günlük böyle takılmıyor. Evet, yani. Ateşe gidiyoruz. Normalde bagajımızda böyle bunlarla gezmiyoruz ya. Oho, parlament. Parlament sinema kulübünün şeyi gibi. Evet. Asıl yavru burada işte. Namlumuz. Burada namlusu. Bunları bir yağlayacağım. You may begin shooting. Okay. Kulaklıklarınızı şu an takın abi. Çok iyi çektim biliyor musun? Anlat bakalım şu canavarı bize. Abi canavar. Neden böyle bir araba aldın? Öncelikle onu sorayım. Neden böyle bir araba aldın? Uzun zamandan beri zaten böyle bir araba düşünüyordum. 3-4 aydan beri de araştırmasını yapıyordum. SUV veya spor araba mı diye. Ama spor araba burada çok amaçlı olmuyordu bu isim. Ama hani hafta sonları kullanabilecek böyle özel bir araba olsun istedim. Shelby GT'ye göre biraz daha ilerleyen zamanda anlayacağım. Bunun motoru biraz daha Shelby'ye göre farklı. Şimdi şöyle diyelim. Mustang'in en top modeli Shelby GT 500 var. Evet. Ondan sonraki bir altı GT 350 ama bu da Shelby. 350 R var. R var. Yani R var. Biraz daha bunun bir üst kademesi. Fakat yani onu 2016 ve 2019 modelleri için ürettiler. 2020'de bütün özellikler, Arlo'nun üzerindeki özelliklerin hepsi bunda var aşağıya. En dolusu bu. Evet, sadece ekstra gırtlağa kadar dolu diyoruz. Gırtlağa kadar dolu. Aynen öyle. Sadece şey eksik. Ne eksik? Karbon jantlar var aşağıya. O bir
paketi var, 20 bin lira aşağı yukarı. O ar isterse onunla geliyor. Onun haricinde ufak tefek işte hani değişik küçük koltukları recovery sitler alabilirsin istersen. O var. Bu kadar. Evet. Ama takipçilerimiz de biliyor yani bizim bisiklet kanal olduğumuzu. O yüzden çok böyle derinlemesine bir araba review yapmayacağız. Ama kısaca sen bunun hani çok göze batan özelliklerini bize söylersen. Peki. Dur yavaş, yanına dikkat. Bunun en büyük özelliği motor abi. 5.2 V8 motor, naturally aspirated. Yani herhangi bir turbo ve supercharger yok bu arabanın üzerinde. 0-100'ü ne? 0-60. 0-60 4 saniye olması lazım yanılmıyorsam. 529 beygir, 460'da torku var. Ama bu motorda flat crank diyorlar, bunun özelliği. Ve diğer Amerikan arabalarına göre bu aşağı yukarı 8500 RPM'e kadar çıkıyor. Var olduğu, yani fabrika çıkışta olduğu zamanlarda. Onun dışında zaten manevraması çok zaten az sayıda. Artık her yerde manuel zaten olması çok az. 6 ileri vitesi var. Single clutch aynı zamanda. Koltuk soğutma, koltuk ısıtma. Onlar zaten navigasyon var. Yağ basıncı, yağ sıcaklığı göstergeleri. Güvenlik olarak airbag kaç? Her side airbag, front airbag zaten standart bütün arabalarında var. Manual vites en önemlisi. Evet, en önemlisi. Normalde mesela airbag. Bunun bir alt kademesi var. GT, Mustang GT. 10 vites. 10 vites. O evet. Şey, o otomatik seçenekte de gelebiliyor. Evet. Ama bunun GT 350 R'ın ve GT 350 GT 500'ün hepsi manual. Bir haftadır kullanıyorsun arabayı. Nedir arabayla ilgili bir haftalık aşığım. Görüşlerim? Aşığım seviyorum. Aşığım seviyorum. Abi arabayla bir haftadan beri kullanıyorum. Sesi çok güzel mesela. Motor sesi, egzoz notu bence bir duyalım. Çok iyi ihtiyaç. Şimdi duyalım. Yani, spor modu aldım. Biraz önce toprak zeminde gidiyorduk. Şimdi zaten arabayı spor moduna vereceğim. Ha, ne özellikleri var? Normal modu var, spor var, track var. Ne var? Racing modu var. Bu gibi modlarda zaten arabayı hani çaya gidiyorsanız zaten ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Launch control zaten var. Hani zaten spor olduğunun hepsine genelde uğraşıyor. Mesela çok ender. İşte burada en büyük bir de şu var. Bu araba mesela 4000 devre kadar gerçekten iyi bir ivme kazanmıyor ama 4000 ile 805 zaten çok. Evet arkadaşlar, bu arabayı gelirken ben de kullandım. Gerçekten mesela virajda araba geçeceksiniz. 4000 devire kadar arabayı gaza bastığınızda araba fırlamıyor. Böyle normal bir araba gibi bir tepki veriyor. Ama 4000'den sonra bir şey, başka bir şey çıkıyor içinden. O 4000'den 8000 devire kadar gerçekten inanılmaz bir şey oluyor yani. Şimdi bunun üzerinde bulunan lastikler Cup Sport 2 lastik var bunun üzerinde. Yani onlarla beraber zaten süspansiyonu çok ileri seviyede yani bu araba normalde fiyatı çok düşük egzotik arabalara göre, fakat üzerinde olan teşhisat mesela Magna suspension var bu araçta, yani çok ileri seviyede, hani şu yolu çok iyi kavrayan, direksiyon hissini size birebir hissettiren, hani bazı arabalarda çok ruhi oldu mesela şu kadar bir ivmede bile hemen yön verebilen bir süspansiyon var. Aynı zamanda o da ayarlanabilir, süspansiyon ayarlanabilir, direksiyon hareketleri ayarlanabilir. Motor ve şanzıman ayarı da var aynı zamanda. O yüzden hani mesela yağmurlu bir zemin. Normalde şu anda yerler ıslak biraz. Mustang'de şu hamleyi yapsak direkt evet, atar. 60'da yani. Arkası. Evet, 60'da ama öyle bir şey yok. Atolara dolayı. Aslında Türkiye'de çok ucuza da olabilir. Yani 300 TL'ye aşağı yukarı. Ama çabuk bitiyor tabii, depo küçük olduğu için. Abi yani 10 gidiyor. Bir galonla 12 mil gidiyor. Öyle hesaplayalım. Yani bir galonda aşağı yukarı 4 litre. 4 litreye 20 kilometre gidiyor. Litreyi de söylüyorum. 4 litreye 20 kilometre gidiyor. Az gidiyor ama bayağı. Yani toplam kaç litre alıyor? 15 litre falan. 15 litre alsa 250-300 kilometre gider. Yani Türkiye'de tabii biraz gider de sen şimdi böyle sport modda tabii canım dinlenme kullandığın zaman ben herhalde ben tabii zorluyorum. Bir de arabayı aldığımda bana bu arabayı mesela ilk 100 mailde işte 4000 RPM'in üzerine geçme. Çünkü bu arabanın yatak ve bazı sistemlerin oturması lazım. Yarış motoru çünkü. Normalde Ford'un bu kullandığı motor yarış motoru. Yarışlarda kullanıyor. Dolayısıyla oturması lazım. Ondan sonraki işte 250 mail ve 1000 mail arası belli devirlerde kullanmanız lazım motorun açılması için. O yüzden ben biraz fazla da abanmış olabilirim. Ama hani yakacak yani. Bu arabayı yakmam imkanı çok zor yani. Mutlaka yakacak. Evet.
Evet, şimdi son olarak kaç paraya aldın bu arabayı? Ben bu arabanın piyasasını 4 aydan beri araştırıyorum. Kaliforniya'da yok zaten. Yani Kaliforniya'da var, yanlış geri alayım. Kaliforniya'da 4-5 tane var. Onlar da zaten arabanın normal manufacturer, yani fabrika satış fiyatı 65 bin lira. Üzerinde işte paketleri var. Zaten çok fazla paket yok bu arabanın. 5-6 bin, 70 bin lira aşağı yukarı fabrika çıkış fiyatı. 70 bin dolar. 70 bin dolar. Evet, yani 70 bin dolar ne demek? Türk parasına göre 70 birim, yani 70 milyar oluyor. Evet. Amerika'da para kazanan için 70 milyar gibi aslında. Ama tabii Türkiye'ye geldiği zaman saçma sapan bir rakama varıyor vergilerle birlikte falan. Onu şu an bilmiyorum. Bakarım. Yani GT350 satılıyor, onu da bilmiyorum Türkiye'de gerçi ama. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bugün böyle bir şey yapalım dedik. Kısaca hem atışa gittik, atıştan görüntüler koyduk. Hem GT350, yeni GT350'mizi tanıtalım dedik. Bundan sonra da araba videolarımız bitmeyecek. Bir Tesla serisi olacak. Ondan sonra bir Tesla ile Shelby'yi belki bir kapıştırırız. Ne diyorsun? Olur, süper olur, evet. Ondan sonra onu da merak ediyorum ben de, sonucunu. Kalkışta ne olur, hızlanmada ne olur. Yani muhtemelen Tesla kalkışta yer ama ondan sonra Shelby herhalde bayağı bir açılır, uzar, evet, gibi geliyor bana. Ama bakacağız şimdi, onun da testini yapacağız, koyacağız videoya. Aralarda bisiklet videolarının arasına bu tarz videolar da serpiştireceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Üye olmayı unutmayın. Üye olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.